Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders kitabımızdaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu dersimizde de ikinci ünitenin ilk konusu olan tam sayılar ile ilgili çalışmalar yapacağız. Evet, birinci sıra sizde ile başlayalım. Aşağıdaki ifadelere karşılık gelen sayıları artı ve eksi işaretlerini kullanarak gösteriniz demiş. Bu arada kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Deniz seviyesinin 10 metre altı. Çocuklar, deniz seviyesi sıfırdır. Yani şöyle gösterelim. Burası deniz diyelim. Denizin yanında da şöyle bir dağ var. Denizin dağla birleştiği ya da denizin karayla birleştiği yer sıfır metre olarak ölçülür, kabul edilir. Dolayısıyla denizin 10 metre altı eksi 10 ile gösterilir. 3000 lira gelir. Bu gelir geldiği için, cebimize para girdiği için artı olarak gösterilir. Artı 3000 yazılacak buraya da. Sıfırın altında 5 derece. Sıfırın altındaki dereceler eksi olarak gösterilir. Eksi 5 derece şeklinde göstereceğiz. Zeminin 2 kat üstü. Zemin sıfırdır. 2 kat üstü de artı 2 olarak gösterilir. Evet, sıra sizde 1 bu şekilde. Sıra sizde 2'ye gelelim. Aşağıdaki ifadelere karşılık gelen sayıları artı ve eksi işaretlerini kullanarak gösteriniz demiş. Deniz seviyesinin 3 metre üstü. Deniz seviyesi 0 olduğuna göre 3 metre üstü artı 3'tür. Zeminin 4 kat üstü. Zemin 0 olduğuna göre 4 kat üstü artı 4 olur. 150 lira gider. Evet, gider. Yani cebimize para girmiyor. Cebimizden para çıkıyor. Eksi 150 ile ifade edilir. Zeminin 1 kat altı, sıfırın 1 kat altı da eksi 1'dir. Evet, sıra sizdelerimiz bu şekilde. Devam edelim. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız demiş. Eksi 1 ile 7 arasındaki tam sayılar nelerdir diye sormuş çocuklar. Şimdi burada sıfır tam ortadadır. Sıfırın solunda negatif sayılar, sağında da pozitif sayılar vardır. Sıfırın solundaki negatif sayılar sıfırdan uzaklaştıkça küçülürler. Sağındakiler de sıfırdan uzaklaştıkça büyürler. Sıfırın hemen solunda eksi 1 vardır. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye gider. Sağ tarafta da artı 1, artı 2, artı 3, artı 4, artı 5, artı 6, artı 7 bu şekilde gider. Bakın, pozitif sayıların önüne artı işareti koymadan da yazabiliriz. Şimdi bize eksi 1 ile 7 arasındaki tam sayılar dediği için eksi 1'i saymayacağız, 7'yi de saymayacağız. Çünkü arasındaki dedi, ile dedi, bunların arasındaki dedi. Bunları saymazsak bu sayılar, bu tam sayılar vardır eksi 1 ile 7 arasında. Peki, ikincisinde ne demiş? Eksi 3 ile eksi 8 arasındaki tam sayılar nelerdir? Yine çocuklar, 0 burada, eksi 1 burada, eksi 2 burada, eksi 3 burada. Bakın, sıfırdan uzaklaştıkça küçülüyor bu sayılar. Eksi 3'ten sonra eksi 4 böyle gider eksi 8'e kadar. Yani eksi 8 eksi 3'ten daha küçüktür. Eksi 3'ten eksi 8'e doğru giderken sola gideceğiz. Eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8. Yine bu ikisini saymayacağız çünkü eksi 3 ile eksi 8 arasındaki dedi. Bunları saymayacağız. Arasındaki sayılar bunlardır diyeceğiz. Evet, sıra sizde 4. Eş bölmelere ayrılan yukarıdaki sayı doğrusunda harflere karşılık gelen tam sayıları bulunuz demiş. Bakın, eksi 4'ten sonra sola doğru gidersek eksi 5'e, eksi 6'ya gideriz. Sağa doğru 0'a yaklaşırsak eksi 3, eksi 2, eksi 1 olarak geliriz. Dolayısıyla A eksi 6, B eksi 5, C eksi 3, D de eksi 1'dir. Evet, konu değerlendirme testimize bakalım şimdi de. Birinci sorumuz, aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız demiş. Boşluk doldurma sorusu. Çocuklar, sıfırdan büyük tam sayılara nokta nokta tam sayılar denir demiş. Ne denir sıfırdan büyük tam sayılara? Tabii ki pozitif tam sayılar denir. Buraya parantez içerisinde artı yazalım. Artı ile ifade edilir pozitif tam sayılar. Sıfırdan küçük tam sayılar nokta nokta harfiyle gösterilir demiş. Tabii ki
tam sayıda z harfiyle gösteriliyorsa, biliyoruz z harfiyle gösterildiğini, negatif yani sıfırdan küçük tam sayılarda bu z'nin sağ tarafına eksi koyularak bu şekilde gösterilir. Evet, tam sayılar nokta nokta tam sayılar nokta nokta tam sayılar ve sıfırdan oluşur demiş. Tam sayılar pozitif tam sayılar, negatif tam sayılar ve sıfırdan oluşur. Sıfırın işareti yoktur çocuklar. Pozitif de değildir, negatif de değildir. Bunu unutmuyoruz. Aşağıdaki tam sayıları ifade eden cümleler kurunuz demiş. 100 ile ilgili ne diyebiliriz çocuklar? Şunu diyebiliriz. Yerden 100 metre yukarıdayım. Neden? Çünkü 100'ün önünde işaret yok. İşaret yoksa pozitiftir. Artıdır. Yüksek, yerden yüksektedir. Eksi 4 ile ilgili ne diyebiliriz? Hava çok soğuksa eğer, bugün hava eksi 4 derece diyebiliriz. Ya da denizin 4 metre altındayım. Şimdi çocuklar deniz seviyesi 0 olarak kabul edilir. 4 metre altı da eksi 4 ile ifade edilir. 0 ile ne ifade edilebilir? Şu denilebilir çocuklar. Alacağım yok. Borcum yok. Yani ne eksiyim ne artıyım. Alacağım da yok, borcum da yok. 0 diyebiliriz. Nötr. 0 aynı zamanda başlangıç noktasıdır. Referans noktası da denir. 80 için ne diyelim? 80 TL kazandım. Nedir bu? Artı 80. Kazandık, cebimize para giriyorsa artıdır. Borcumuz var, ödememiz var, harcama yaptıysak eksiyle ifade edilir. Burada artı 80, 80 lira kazandımla ifade edilebilir. Üçüncü sorumuza bakalım. Eş bölmelere ayrılan yukarıdaki sayı doğrusunda daire, kare, üçgen ve yıldız şekillerine karşılık gelen tam sayıları bulunuz demiş. Hemen bulalım. Çocuklar sıfırın hemen sağında 1 vardır, artı 1. Artı 1'in hemen sağında da 2 vardır, artı 2 tam sayılar olarak. Şimdi burada da eksi 6'yı vermiş. Eksi 6'dan 0'a daha yakın olan sayı eksi 5'tir çocuklar. Sıfırdan uzaklaştıkça eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8 bu şekilde giderler ve değerleri küçülerek giderler. Şimdi daireyi kaç bulduk? Eksi 8. Kareyi kaç bulduk? Eksi 5. Üçgen artı 1. Yıldız ise artı 2. 2 de yazabiliriz. Bu kadar. Dördüncü sorumuza bakalım. Eksi 6 ile 3 arasında kaç tane tam sayı vardır? Şimdi eksi 6 ile 3 arasında. Eksi 6'dan 0'a doğru gelelim. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0. 0'dan sonra 1, 2. Bakın eksi 6 ile 3 arasında dediğine göre bunlar sayılmayacak. Arasındakiler sayılacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tam sayı vardır diyeceğiz. Nokta. Evet, devam edelim. Beşinci sorumuzla. Yandaki termometreye göre A, B, C ve D harfleri yerine gelecek tam sayılardan hangisi yanlış yazılmıştır? Biz bir bulalım bu tam sayıları, sonra bakalım hangisi yanlış yazılmış. Bakın çocuklar, her şu kalın çizgi arası 5'e bölünmüş. Beşer beşer. Aradaki minik çizgiler de bir birim. Yani şimdi eksi 10'dan aşağıya eksi 11, eksi 12, eksi 13, eksi 14, eksi 15 olarak geldiğimizde D'yi eksi 15 olarak buluruz. D eksi 15'tir. Eksi 10'dan yukarıya çıkarsak 5 birim C'yi buluruz. Nedir? Eksi 5'tir C. 0'dan 5 birim yukarıya çıkarsak A artı 5 olur. 10'dan 5 birim yukarı çıkarsak B de artı 15 olur. Beşer beşer gitmiş. Bakalım hangisi yanlış verilmiş. A artı 5'tir demiş. Biz de öyle bulduk zaten kardeş. Evet. B artı 12'dir demiş. B'yi de biz
farklı bulduk kardeş. Sen yanlış demişsin. Demek ki bu cevap yanlıştır. Doğru cevabımız B olur. C'yi eksi 5 bulmuştuk. O da öyle demiş. D'yi de eksi 15 bulmuştuk. O da öyle demiş. Evet. Altıncı sorumuza bakalım. Eş bölmelere ayrılan yukarıdaki sayı doğrusunda harflere karşılık gelen tam sayıların hangisi yanlış verilmiştir? Evet. Burada iki tane sayı vermiş bize. Bakın ipucu olarak. 1. 1'in solunda 0 vardır çocuklar. Bakın bu sayı doğrusunda sola gidildikçe sayılar küçülürler. 1'den 1 adım sola gidersek 0'a ulaşırız. 0'dan sonra eksi 1, eksi 2, eksi 3, burası eksi 4, burası da eksi 5 olur. Evet bu tam sayılar buraya bu şekilde yazıldıktan sonra. N'yi 0 bulduk. O ne bulmuş? N'ye eksi 1 demiş. Aha gitti. D seçeneği yanlış verilmiştir diyoruz. Cevabımız D olur. Diğerlerini de kontrol ettiğimizde doğru. 7. sorumuz. Eksi 18 artı 32 eksi 70 artı 25 artı 13 eksi 6. Yukarıdaki tam sayıdan kaç tanesi negatif tam sayıdır? Çocuklar önünde eksi işareti olan sayılar negatif sayılardır. 1 eksi 18 2 eksi 70 3 eksi 6. 3 tanesi negatif tam sayıdır diyoruz. Diğerleri pozitif tam sayılardır. 8. ve son sorumuz. Yukarıdaki M kümesinin elemanlarından kaç tanesi pozitif tam sayıdır? M kümesinin elemanlarından önünde artı olan veya önünde işaret olmayanlar pozitif tam sayı olacak. Bu arada 0 ne pozitif ne de negatiftir. Artı 6 1. Bir de artı 7 var 2. Diğerlerinin önünde bakın eksi var, eksi var, eksi var. Sıfırın da işareti yok. Bunu da alamıyoruz. Dolayısıyla 2 tane pozitif tam sayımız vardır M kümesinin içerisinde. Evet bu konu değerlendirme testimizin çözümleri de bu şekildeydi çocuklar. Şimdi mutlak değer ve tam sayılarda sıralamaya gelelim. Sıra sizde 1 ile başlayalım. Evet demiş ki 0, eksi 1, eksi 99, artı 22 sayılarının mutlak değerini sembolüyle göstererek bulunuz. Çocuklar 0 zaten işareti yoktur ve 0'a eşittir. Mutlak değer 0'da 0'dır. Eksi 1 mutlak değeri içerisine yazılırsa değeri artı 1 olur. Mutlak değer eksi 1'i artı 1 yapar. Mutlak değer şudur. Sayı doğrusunda eksi 1'in 0'a olan uzaklığıdır. 0'a olan uzaklığı da 1 ile ifade edilir. 1 de artı 1 olarak yazılır. Evet, eksi 99 mutlak değer içerisinde yazıldığı zaman değeri 99'dur. Artı 22'nin mutlak değeri artı 22'dir. Yine buraya da artı 99 yazabiliriz. Sıra sizde 2'ye bakalım. Sayılarının mutlak değerini sembolle göstererek yazınız demiş. Yine aynı şey. Artı 7'nin mutlak değeri 7'dir. Artı 7. Eksi 8'in mutlak değeri artı 8'dir. Eksi 100'ün mutlak değeri artı 100'dür. Artı 100'ün de mutlak değeri artı 100 olur. Evet bu kadar. Şuraya artı yazsak da olur, yazmasak da olur önüne. Artı 7'nin. Devam edelim. Sıra sizde 3. Mutlak değeri 7 olan sayılar hangileridir? Çocuklar mutlak değeri 7 olan 2 tane sayı vardır. Biri eksi 7'dir. Biri de artı 7'dir. Mutlak değerleri ikisinin de 7 olarak çıkar ortaya. Yani eksi 7'nin de 0'a olan uzaklığı 7 birimdir. Artı 7'nin de 0'a olan uzaklığı 7 birimdir. Bu da artı 7 ile ifade edilir. Sıra sizde 4 ne demiş? Mutlak değeri en fazla 6 olan sayılar hangileridir demiş. Yani bu şu demek çocuklar. 0'a uzaklığı en fazla 6 olan sayılar hangileridir? 0'a uzaklığı en fazla 6 olan sayılar eksi 1, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6. Bunların 0'a olan uzaklığı en fazla 6'dır. Aynı şekilde 0 da var tabi. Mutlak değeri en fazla 6 olan dediğine göre 0'ın da mutlak değeri 0'dır. 6'dan fazla değildir.
1, 2, 3, 4, 5 ve 6'nın da mutlak değerleri en fazla 6'dır. Dolayısıyla bu sayılardır. 0'a en fazla mutlak değeri en fazla 6 olan sayılar, 0'a en fazla uzaklığı 6 olan sayılar bunlardır. Evet, devam edelim. Sıra sizde 5. Sayılardan hangisi en büyüktür demiş. Büyükten küçüğe doğru sıralayacağız şimdi. Bakın öncelikle mutlak değerleri bir tespit edelim. Mutlak değer artı 3. Değeri 3'tür. Mutlak değer eksi 11'in değeri de 11'dir. Şimdi hangisi en büyüktür demiş. Eksi 7 en büyük değildir. 3 artı 6 ve 11'den tabii ki mutlak değer eksi 11 en büyüktür diyoruz. Yine aynı şekilde sayının hangisinin mutlak değeri en küçüktür demiş burada da. Bunların mutlak değerlerini bulalım. En küçüğüne karar verelim. Eksi 11'in mutlak değeri 11'dir. 0'ın mutlak değeri 0'dır. Artı 11'in mutlak değeri 11'dir. Eksi 16'nın mutlak değeri 16'dır. Burada mutlak değeri en küçük olan 0'dır diyoruz. Şimdi var ne var sırada bakalım. Sıra sizde 7. Yukarıdaki boşluklara küçüktür, büyüktür sembollerinden hangisi gelmelidir? Eksi 4, eksi 3, nokta nokta eksi 4. Çünkü eksi 3 sıfıra daha yakındır eksi 4'ten. Dolayısıyla büyüktür. Eksi 7 küçüktür eksi 6'dan. Çünkü sıfıra daha uzaktadır. Eksi 7 eksi 6'ya göre. 9 büyüktür 5'ten. Pozitif sayılar da sıfırdan uzaklaştıkça büyürler. 9 sıfıra daha uzaktır 5'e göre. Dolayısıyla 9 büyüktür 5'ten. 4 küçüktür 10'dan. 0 küçüktür 1'den. Eksi 1 küçüktür 0'dan. Evet, tüm negatif sayılar 0'dan küçüktür. Eksi 1 küçüktür 1'den. Tüm negatif sayılar pozitif bütün sayılardan küçüktür. Eksi 13 küçüktür eksi 9'dan. Çünkü negatif sayılar 0'dan uzaklaştıkça küçülür. Bu şekilde yazacaktık. Sıra sizde 8 ne demiş? Yukarıdaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında sağdan 5. sayı hangisi olur demiş. Şimdi çocuklar negatif sayılar tüm pozitif sayılardan küçüktür zaten. Öncelikle biz küçükten büyüğe doğru sıralayacaksak negatif sayıları sıralayalım. Sıfıra en uzak olan negatif sayı bakın eksi 19'dur. Eksi 19 negatif sayıların içerisindeki en küçük, bu negatif sayıların içerisindeki en küçük sayıdır. Eksi 19 küçüktür diyorum. Eksi 14'ten. O da küçüktür. Eksi 7'den. Bakın neyi sıraladık? Negatif sayıları sıraladık. Sıfıra uzak olan en küçüktü. Sıfıra yaklaştıkça büyüyordu negatif sayılar. Bütün negatif sayılar sıfırdan küçüktür. Sıfır da bütün pozitif sayılardan küçüktür. Yani burada eksi 7'den büyük olan en küçük sayı sıfırdır. Sıfırdan sonra sıfırdan büyük olan en küçük sayı 6 bunların arasında. Sonra 8. En büyüğü de 12'dir. Burada ne demişti? 5. sayı. Sağdan 5. sayı. 1, 2, 3, 4, 5. sayı. Eksi 7'dir diyoruz. Evet, devam edelim. Konu değerlendirme testimize geldik. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru ifadeleri yazınız. En küçük nokta nokta tam sayı artı 1'dir. En küçük pozitif tam sayı artı 1'dir çocuklar. En küçük nokta nokta negatif tam sayı eksi 1, en nokta nokta negatif tam sayı eksi 1'dir demiş. Negatif sayıların, negatif tam sayıların en büyüğü eksi 1'dir. Dolayısıyla en büyük negatif tam sayı eksi 1'dir yazacağız. İki basamaklı en nokta nokta negatif tam sayı eksi 99'dur. Çocuklar iki basamaklı en küçük negatif sayı eksi 99'dur. En büyüğü de eksi 10'dur. Negatif sayılardan iki basamaklı en büyüğü eksi 10'dur. Unutmuyoruz. İkinci sorumuz. Aşağıdaki ifadeleri karşılarında verilen tam sayılarla eşleştiriniz demiş. 2 basamaklı en küçük negatif tam sayı. 2 basamaklı en küçük negatif tam sayı. Bakıyorum buraya. Eksi 99 olacak. İşte buraya eşleştirelim. Eksi 99 ile.
Çünkü iki basamaklı en küçük negatif tam sayı. İki basamaklı en büyük pozitif çift tam sayı. İki basamaklı olacak, en büyük olacak, pozitif olacak, çift olacak. Bakın, artı 98 rakamları farklı dedi mi? Farklı, iki basamaklı en büyük pozitif çift tam sayı. Çift dedi. Evet, 98 olacak. İki basamaklı en büyük negatif tek tam sayı. İki basamaklı en büyük negatif tek tam sayı eksi 11'dir. İki basamaklı en küçük pozitif tek tam sayı. İki basamaklı en küçük pozitif tek tam sayı da artı 11'dir. Evet, bu da bu şekilde yapılacak. Üçüncü sorumuz ne demiş? Yukarıda sıralamanın doğru olabilmesi için hangi tam sayılar yer değiştirmelidir? Evet, bakalım. Eksi 45 küçüktür 0'dan, doğru. 0 küçüktür eksi 8'den. İşte burada bir yanlışlık var. 0'ın burada olmaması gerekir. Eksi 8 küçüktür eksi 29'dan. Bu da, burada da bir yanlışlık var. Eksi 8 eksi 29'dan küçük değildir. Eksi 29 da burada olmamalıdır. Dolayısıyla 0 ile eksi 29 yer değiştirirse sıralamamız doğru olur. Bakın hemen yazalım. Eksi 45 küçüktür eksi 29'dan, o da küçüktür eksi 8'den. Buraya 0 yazacağız. O da küçüktür 0'dan, 0 da küçüktür 14'ten olur. Yani bu şekilde yer değiştirmelidir. Bu ne demiş? Mutlak değer yıldız eşittir 5 ifadesinde yıldızın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Çocuklar, mutlak değer eksi 5, 5'tir. Mutlak değer artı 5, 5'tir. Dolayısıyla yıldız yerine eksi 5 ve artı 5 yazabiliriz. Kaç farklı tam sayı değeri var? 2 farklı tam sayı değeri vardır deriz. Evet. Beşinci sorumuz ne demiş? Yanındaki ifadelerin aralarına küçüktür, büyüktür, eşittir. Nereden hangisi gelmelidir? Eksi, mutlak değer eksi 6 artı 6'dır. Nokta nokta eksi 6'dan. Tabii ki eksi 6'dan büyüktür. 2 küçüktür mutlak değer eksi 5'ten demiş. Mutlak değer eksi 5, 5'tir çocuklar. Nokta nokta demiş. Küçüktür yazacağız. 2 küçüktür mutlak değer 5'ten. Çünkü mutlak değer eksi 5'ten. Mutlak değer eksi 5, 5'e eşittir. Mutlak değer eksi 8 nokta nokta. Mutlak değer artı 8. Bunların ikisinin de mutlak değer olduğu için sonuç değerleri 8'dir, artı 8'dir. Birbirine eşittir. Dolayısıyla ne gelecek? Büyüktür, küçüktür, eşittir. Büyüktür, küçüktür, eşittir. Hangi seçenekte var? C seçeneğinde var. Evet, devam edelim. Altıncı sorumuz. A kümesinin elemanlarını vermiş. Kaç tanesinin mutlak değeri 4'ten küçüktür demiş. Şimdi çocuklar, burada 4'ten küçüktür dediği için eksi 5'in mutlak değeri artı 5 olur. Bu olmaz. Eksi 4'ün mutlak değeri artı 4 olur. 4'ten küçüktür. Bu da olmaz. 4'ün mutlak değeri yine 4'tür. Bu da olmaz. Bakın burada sadece eksi 3'ün mutlak değeri 4'ten küçük olur. Eksi 3'ün mutlak değeri 3'tür. 4'ten küçük olur. Eksi 1'in mutlak değeri 1'dir. 4'ten küçük olur. 2'nin ve 3'ün de aynı şekilde 4'ten küçüktür mutlak değerleri. Burada ne demiş? Kaç tanesinin mutlak değeri 4'ten küçüktür demiş? 4 tanesinin mutlak değeri 4'ten küçüktür. Cevabımız da D seçeneğidir. 7. sorumuz ne demiş? Yukarıdaki tam sayıların sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Hemen mutlak değerlerin değerini bulalım. Eksi 6'nın mutlak değeri artı 6'dır. Küçükten büyüğe doğru sıralamış bakın. Sonra çocuklar, en küçüğü eksi 5'tir. Eksi 5 küçüktür eksi 1'den. O da küçüktür 0'dan. O da küçüktür mutlak değer eksi 6'dan diyoruz. Hangi seçenekte var? Eksi 5 eksi 1 0 C seçeneğinde var gördüğünüz gibi. 8. sorumuz. Sıcaklık değeri yerden yükseldikçe azalmaktadır. Görseldeki dağın 1, 2 ve 3 numaralıyla belirtilen noktalarında aynı anda ölçüm yapılmıştır. Elde edilen sıcaklık değerlerinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi çocuklar, yukarıya tırmandıkça sıcaklık azaldıysa eğer, değil mi? Azalmaktadır.
1 numaradaki sıcaklığın en düşük sıcaklık olması gerekir. 2 numara yerden biraz daha yüksek ama 1 numara kadar değil. Sıcaklık 1 numaradan çok olur ama 3 numaradan da az olmalıdır. Yani yüksekliğin en az olduğu yer 3 numaradır. En büyük sıcaklık burada olmalıdır. Peki hangisi olabilir? Bakalım. Eksi 11 küçüktür. Eksi 17'den o da küçüktür. 1 olmalıydı. Ama böyle eksi 11, eksi 17'den küçük değildir. Dolayısıyla bu olamaz. B seçeneğinde eksi 17 küçüktür. Eksi 11'den o da küçüktür 1'den. Evet. Bakın en soğuk burası. Sonra burası. En sıcak da burası. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olur. Evet, bu ünitemizin de sonuna, yok pardon, bu konumuzun sonuna geldik. Çocuklar, konu değerlendirme testimizi bitirdik. Bir dahaki derslerimizde kesirlerle işlemlerle devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.